Kara tamam mı dedi bu işte? Kara da gök yoktu mu? Elipsi dostum. Başta Sayın Kaymakam olmak üzere değerli misafirler, hanımlar, beyler, çocuklar, bizim değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin haftanın son günü, Cuma günü bu saatinde sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Önemli ve ciddi bir işi yapmak üzere buradayız. Aile birliğini biraz sonra kuracağız. Ancak nezlifler şimdi dedim ki hayrola bu iş nasıl oldu? Dedi ki vallahi geçen sene Edirne çıkartmamızda her sene Ramazan'ın 24. günü yapmış olduğumuz Edirne çıkartmasında benim hemşerim dedi de gelin hanım için. Neydi senin adın? Hatice de benim hemşerim dedi. Orada tanıştırdım, ondan sonra uğurlu geldi, evlendiler dedi. Demek ki öyle mi oluyor? İyi olmuş. Osman demek ki 21 kişi daha 24 Ramazan'ın 24. gününde özellikle bekar çok halinde ve dinin yarısı bekar, basının yarısı bekar bir şeyler yapmış işte ya. Bunlar sevap işte, iyi işler yapmış. Değil mi Sayın Kaymakam? Kesin. Evet, başta Sayın Kaymakam olmak üzere değerli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri sizlerle beraber olmaktan ve yıllardan beri peşimizde hepimizin lehinde, aleyhinde yazan ara sıra güzelce yazılarını okuduğumuz yine bölgemizin değerli yüzü devamlı gülen basın mensubu arkadaşımız Sefahattin Öztürk kardeşimizin tabii ki Hatice'yi baştan söyledik. Hem ikisinde bu güzel anında sizlerle beraber olmakla mutluluk diliyorum. Değerli kardeşlerim, nikah akdinizin yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Birbirinize yakışmışsınız. Sakal en temel güzel. Sakal meksimindeyiz zaten. Şimdi bizden değerli arkadaşlarımızla, kaymakamımızla birlikte bu aile birliğini tamamlayacağız. Gelin hanım adını, soyadınız, annenizi ve babanızın adını. Hatice Çakmak, Mücahide Çakmak, Ayşe Çakmak. Teşekkür ederim. Damat bey adını, soyadınız, annenizin ve babanızın adı. Sabahattin Osman, Ali Erinler. Teşekkür ederim. Hatice tamamıyla kendi istek ve arzundan bu saatten itibaren yanında oturan yakışıklı gazeteci, sen de gazeteci sayıyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Bizim Sebahattin Öztürk kardeşimizi eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Sebahattin Bey, Sebahattin kardeşim, sen de tamamıyla kendi istek ve arzunla yine sizin camiadan olup sizinle beraber bu işlerle koşuşturan basında hizmet eden değerli kardeşimiz Hatice Hanım'ı bugün bu saatte itibaren eş olarak kabul ediyoruz. Ediyorum. Hayırlı olsun. Şahitlik etmiyorum başkanım. Bu nikahın duyulmasına engel olmak istiyorum. Sebahattin abi yanlış yaptı. Evet. Tüm zamanların en iyi belediye başkanı, değerli abimiz, her zaman yanımızda olan Doktor Hasan Hakkın. İyi ki doğdunuz. Mutlu yıllar diliyorum. Onun için bir sıkıntı yok.
Biz sizin doğum gününüzü kutladık. Basından söylüyorum. Yemin ediyorum vallahi de billahi de haberim yok. 27 Mayıs olduğunda dün akşam Ahmet Şahin'le coşkunlar beni de kavga perişan ettiler, yendiler. Ve elbiseyi de aldı. Baktım saatlerim 7 geçiyor. Bir pastafla getirdiler. Bizim aşağıda Albatros'tan. Dediler 27 Mayıs'a girdik. Ne olsun dedi. Sonra düşün ki benim doğum günüm. Ben de doğum günü kutlarım, ne ölüm günü kutlarım, ölüm günü de öldükten sonra mevcut yaparlar inşallah. Ama şimdi bassın malzemeyi al. Ama ben şu işimi tamamlayayım. Recep onun eline şeyi al sen kardeşim. Evet, şahitlik ediyorum. Recep kardeşim şahit eder misin? Şahitlik ediyorum. Sayın ömür boyu kutlarım. Sağ olun. Sayın Başkan. Evet, biliyoruz. Bir ömür kutlarım. Teşekkür ederim. Ahmet Bey. Evet. Sayın Kaymakam. Şahitlik ediyorum. Biraz sonra elektrisiz verirseniz konuşmaları zor yapar. Buyurun efendim. Gelin hanım, bizlere de bakar mısınız imzada? Gelin hanım. Gelin hanım. Gelin hanım. Damat Bey. Bıçak var burada. Allah Allah. Bir daha çekin, bir daha çekin. Olmayın çabuk. Bir daha yakacağız. Damat Bey. Sebahattin Bey. Damat Bey. Allah Allah. Sayın Şahidim. Başkanım ne dilediniz? Karışlar. Hiç haberim yok burada. Allah herkes hayırlısı olsun. Değerli arkadaşlar, iki haftayı tamamlıyorum. Bırakın bugünden sonra tekrar nasıl sağlık, mutlu, kesinlikle Allah mesut ve bahtiye. Şimdi ayağımı sevgili arkadaşlar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, her iki ailenin değerli mensupları, şekilde görüldüğü üzere Hatice ile Sebahattin kardeşimin nikahı yapıldı. Aile birliği kuruldu. Öncelikle şahsım ve sizler adına her iki kardeşime bundan sonraki yaşantısında mutluluklar diliyorum. Kurdukları yeni aile birliğini arkadaşlarla, çevresine, ailelerine hayırlı olmasını ve güzel bir aile birliği olmasını diliyorum ve örnek bir aile birliği olmasını da özellikle temenni ediyorum. Yetişmiş, olgun yaşta hayatlarının bugün birleşmesi Allah tarafından takdir edilmiş. Allah neyi takdir ederse bu dünyada o olur. Bu arkadaşlarımızla bugün bir buluşmuşlar. Bugünden itibaren de yeni bir hayata adım attılar. Tekrar kardeşim, hem şahsınız için hem her iki aile için, basın camiamız için, şehrimiz, beldemiz ve ülkemiz için o aile birliği hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Sizlerin Türk Medeni Kanunu bana vermiş olduğu yetkiye istinaden Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak bugün bu saatte itibaren eş olarak ilan ediyorum. Mutlulukla diliyorum. Aile kuruluyor. Ailede toplumun temel taşıdır. Onun için aile kurulması çok önemli.
aile kurmanın ne demek olduğunu bilen, bu kararı cesaretle verebilen, bu sorumluluğu taşıyabilen insanların yaptığı bir şeydir. Onun için bu kararı verdikleri için Atacağımız Sabahattin Bey'i kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizler de Sayın Başkanımızın kıydı nikahsizler adına şahitlik yaptık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah diye temenni ediyoruz. Allah bir yastıkla kocasın derler bizim geleneksel tabirler. İnşallah ömür boyu mutluluklar ediyoruz. İnşallah çok kısa zamanda çoğla çocuğa da karşısınız. Olsun. Tekrar. Bu topluma, bu ülkeye öyle güzel çocukların faydalı, hayırlı evlatlar lazım. Onları nasıl yetiştireceksiniz? Güzel bir tesadüf, ikisi de aynı güne geldi. Belki de tesadüf değil, Sabahattin Bey'in nikahı belki de başkanımın doğum gününe denk geçirdi. Büyük ihtimal tesadüf olduğunu zannetmiyorum. Söylemediler ama başkanıma da güzel bir sürpriz oldu. Bu vesileyle ben de size ömür boyu sağlık, mutluluk, huzur içinde bir hayat diliyorum. Nice doğum günlerini inşallah dostlarınızla birlikte huzur içinde sağlıkla kutlarsınız. Hepinize saygılar selamlıyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu nüfusun evlilik cüzdanını da Hatice Hanım'a vereceğim. Ben bazen eşler ikisine birden veriyorum ama bu sefer öyle uygun gördüm. Çünkü hanımlar bu şeyi daha sıkı koruyorlar. Bu aile birliğini sağlanmasa daha etkiler. Onun için ben size emanet edeceğim bunu. Peki tekrar. Tebrik ediyorum, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de şimdi Nesir Hoca'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir jestte bulundunuz. Tabii bunlar güzel şeyler, insanları mutlu eder. Kimin aklına gelmiş yapmasa çok teşekkür ediyorum. İnsanların çeşitli zamanda hatırlanması, hani anneler gibi, babalar gibi, sevgiler gibi, sevgiler gibi, bunlar güzel şeylerdir. Bunlar hep güzel şeylerdir. Onun için zaman zaman böyle birbirimizi bu şekilde hatırlamakta fayda verir. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler nasip edilsin, sadece bana değil. Ve aynı zamanda lüzumlu ve hayırlı işlerle uğraşmamız Allah bize nasip edecek. Kötü işlerin olmamızı korusun. Değerli arkadaşlarıma da Ahmet Bey, İlker Başkanı, Recep Başkanı, Hoca'ya dizine ve sevgili kaymakamıma bu nikahı bizimle beraber kıydığınız için ben de bu arkadaşlarımdan teşekkür ediyorum. Hepinize bir kez daha sevgili, saygıyla selam. Altyazı M.K.